Büyük yeminlere yenik düşüm, yalana boyalı yaslandığımda yanlış yerde batıyor yine umudum. Sana sorsak ne yaşadık ki, hepsini ben uydurdum. Yıllar yarışıyor, ben hep geride. Sen de öyle uzaksın. Hatıralar duruyor benimle, bense yorgun savaşçı. Dalıp dalıp atıyorum içime, sarıp sarıp düşünüyorum. Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum. Yok ben akıllanmıyorum. Dalıp dalıp atıyorum içime, sarıp sana çok düşünüyorum. Yine yanıp yanıp olmazlara düşüyorum. Yok ben akıllanmıyorum. Benim daha bir korkum yok, benim daha bir yurdum yok. Buradan firar etmem, yaşarım giderim kendi sokağımda. Benim daha bir sorgum yok, derin daha bir duygum yok. Kısa intro mu? Her zamanki gibi. Değişen bir şey göremiyorum ben, pek fark. Selamünaleyküm. Neye çarptın? Kaykay değil de RC arabadan herhalde birini şey muhabbeti indirince falan filan MC iniyor ya, onun zımbırtısı.
Gece barıştılar mı? Yani. Gece çocuk yaptılar. Ne barışması, ne amına koyayım ya. Zırhım yok lan hiç. Aleyhisselam, Pedro. Abi seni izlerken gece uyuyakalmışım. Gözlüğüm kırılmış abi. Şu an seni göremiyorum ama izlemeye çalışıyorum. Suçlu hissetmeli miyim? Eğilim 42-18. Edim 28 son 80 kod 4. Sizle görüşürüz abi. Sağ olun. Yüzbaşım günaydın. Merhaba, günaydın. Nerede değişmiş ben anlamadım. Neyi değişmiş tam olarak? 3.55.10.41. Yine bilmediğim değişiklikler mi var? Haberim yok. Veriyormuş, nasıl veriyormuşsun bir göreyim haydi. Hadi bay bay. Tamam, ben de öyle bir kere kırdım. ETS2 videosu izliyordum, senin uyumuşum. Hoş geldiniz, yüzbaşım. Hoş bulduk. Bir tane veznemiz var şu an aktif canlı. Hangi ekipler var? 14 var, 41, 52 var. Zaten kameram uzak moddaydı lan. 1080 neler mi şu an? Bakayım. Muhtemelen 1080 neler. Telsiz 3'te olmaları lazım. Olmuş. Oo, bende 22 tane oldu. Çok olmuş ya. Merhaba yüzbaşım, merhaba çıkmışım. Merhaba. Bu kız yine mi burada ya? Bakayım. 5 tane. Sizin treniniz mi kaptanım? Neredesin lan sen yavşak? Yetmez. Ya hallettik işlerimizi kaptanım. Tanrı. İnanalım mı? Efendim? İnanalım mı? İnanıyorum. Hallettim ya. Kaybolmayacaksın yine ortalıktan, doğru mu? Yok. Ya zorunluluktan yani. Anladım. Ne oldu, kelepçe verdiler bana? İşte yok, azalmış, vereyim. Medya. Efendim hoşçakalın. 6 tane kelepçe oldu, nasıl azalmış çavuş? İşte anca yeter. Oğlum 13 taneyle dolaşıyordum. Edim 17-18. Uzay geldi. Seni evet. Sordular. Tamam, Isabel'e konuştum zaten sonrasında. Tamam o zaman. Sen tanışıyor musun o kızla? Evet, o benim arkadaşım yüzbaşım. Arkadaşın. FTM. Efendim kadın çölek. Ne oldu ki? Yok, bir şey olmadı.
Sadece manitamın ikizi gibi ablam. İşte ben onu gece yanıma çağırıyordum. Gabat'ta şey sizi görmüş burada falan. Ben dedim o yüzbaşı dedim. Evet evet. Sonra da zaten Zed yardım etti. Benim yanıma getirdi onu. İlk ölüm 5 deneydi. Edim 55 yapayım mı? Yap. Milfler DM. Nasıl? Yüzbaşım o çocuğun profiline bir girin. Tüm şey tweetleri öyle. Sadece Milfler DM yazıyor. Bu ne amına koyayım? Huzur evine falan mı göndersek diyeceğim de. Böyle bir soğuk bir günaydın. Alemin hız dedesi uyandı herkes. Bu ne oğlum? İstikrarı da sağlamış ya kendisi. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yoğun mu? Sağ ne durumda? Ya birazcık yoğun. Diyor işte yoğun. Birazcık yoğun mu? Adam müsait ekip yok amına koyayım. Aa. Bana birini versene. Adam 82 165 ne olur çağrı Adam. Markus geçeriz birine söyle. 15 166 ne olur çağrı. Ben Furon 76. Adam 55 165 ne olur çağrı siz de yorumunuzda. 165. Adam 82 Furon 76. İşaretleyemiyorum yüzbaşım. Biz şeye gidiyoruz. Otobandakine. Pareto'ya doğru olan. İşaretle. Ya Markus yine beni ebesin amındakine yolladın ya. Bakmadım ki ben numara. Yani. Dedim 29 tane. Omega yedim 42. Dinleme daha. 10.40'a telefon mevcut aracımız. Kolay gelsin. Teşekkür ederim yüzbaşım. Saygılar. Ne yapıyorsunuz lan? Uzak backup. Ha. Beklemediniz işte. Shotfire. Tamam kolay gelsin. Sağ olun yüzbaşım. Teşekkürler. Ooo chatte mi izliyor bugün bizimki? Eyvah eyvah. Hoş geldin güzelim. Devriyemize dikkat edelim biraz. Dur ortalık karıştırayım biraz ya. Medi? Efendim. Uyu. Zabel senin çok uzun süredir bir arkadaşın mı? Yani o geldiğinden beri tanıştık burada. Arkadaşız. Ha öyle. Burada tanıştım. Hı hı. Anladım. Tüh ya. Ben bir Percy işte şey akademiden tanıyorum. Başka herkesse normal tanıştım. Anladım. PD'de şefimiz yok be. Nerede kim var oğlum? Sallamayın şöyle şeyleri. Mike'ın kasasını soyuyoruz. Aa. Ne kadar ayıp. Ama bak linç ederleriz. 227 hatta. Adam 17 kod 4. Ne bakacak bir şey yok. Yürü bakalım. Aysız drama yeter aysız drama. Testleri bakıyorum. Küfür ağır olmadan serbest mi? Hiç düşünmüyorum.
Sunucu kuralı olarak mı sordun bunu? Telsiz çek. Görüşüm hatta mısınız? Dino. Bilmiyorum. Dino mu? Ha. 99 numaralı aranma kaydı kod 4. Telsiz çek. 10-20 sağlar mısın? Telsiz 4. Tamam. İçerdikler de işin adına. Yok o bende kalsın. Chat. Tabii ki de chat'te ağır küfür yasak. Ödeyemiyoruz maalesef. Efendim? Victor'u bilir misiniz? İki misiniz? Yok, siz alın biri. Şu araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyordu acaba? Biri mi? Biri de şu araba. Edim 17 tane. Ne iş mi yapıyor? Zeron yaptıracağım ya, onu unuttum. Evet. SMS'ten LSP. Bu da Mitifa canlı yayını izliyorum. LSP. Hoş geldin Özcan. Umarım keyif alırsın. Hastanemizin alt katından bir adet şüpheli şahıs getiriyoruz da yardımcı olabilir misiniz? Anlaşıldı hocam. Birimi yönlendiriyorum. Teşekkürler bilgilendirmeye için. Etkiler ayrılıyor. Tamam, mezarlık kısım ya da ona kaçacak kaybolma ihtimali. Edim 15, İz Edim 25, 10.80, 10.80 teknik. Bunun da kanı çekiyor da trip atıyor. Naz yapıyor amına koyayım bak. Araba mı? Ha. Bunun bence de güzel, çok güzel. Ben de istiyorum bir tane bundan. Eyvallah Özcan'ım, çok sağ ol. Çalışıp alabilirsiniz beyefendi. Aleykümselam, Ulusoy'um. Edim 29, yemiz çağrısını yaptılar mısınız? Ne oluyor içeride? Ha, videoda izliyordu öyle yapmış. Eyvallah Mehmetcan. Öyle. Hoş geldiniz. Onun usulü öyleymiş. Video izliyor yaparken. İlk defa, ilk kez bu şekilde rap izliyorum. Normalde izlemem ama sardı gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin abi. Adam doğru oldu. Edim 27 sene hiç. M9 bayonet gelirse benim. Falan bir çıkarttım ama bu film ne M9'u ya. O da olur. Selam. Vay be. Ha. Bize denk geldi. İyi farkında olman iyi Musti. Edim 14 sattı. Abim. Durun da beni canım. Nasıl bir adam. Bir şey var. Eyvallah Rıfat, hoş geldin. Diğeri kaçtı. Malzemeyi bilmiyoruz şu anda. Kulası, amirim valla zaman peşindeyimizi. Çok teşekkür ederim Aspect. Olay sonlandığı zaman Edim'de kış 10-20 saat. Bizim şef uyanık mı? Departman şef yok ki şu an. Burada bir tane Mustang var ama. İyidir Turan, sen ne haber? Edim 41-10-20 saat. Akçay, aleykümselam. Ha, arkadan çıkacağım ben dedim. Mustang'i duydu. Bir yaşanmışlık var galiba. Yani derin derin 10 yıldır bu işi yapıyorum kanka. Şey neydi adın ya senin? Dino. Dino, he Dino. Dino teslim olmak ister misiniz? Bilmiyorum ki ya. Şimdi çıkacak yani paraya bağlı. Bak arkadaşın hiç güven verici konuşmadı. Yok arkadan çıkıyor. Babali sürekli yapıyorum, yine söyleyeyim. Şeflerden birinin işi çok yoğundu zaten. Pek fazla gelemiyordu. Zaten genel olarak aramızda da yönetim hakkında anlaşamazlık vardı. Yani ben sunucu yönetimi olarak bazı şeylerin böyle olmasının gerektiğini söylerken onlar PD olarak böyle olması gerektiğini savunuyordu. Ben de hani abi bak sunucu böyle, yani bu sunucu kuralı. Yani PD'de böyle olması gerekiyorsa böyle yapmamızın doğru olmadığını savundum. Onlar da ben biz böyle yapamayız dediler. En sonunda sunucudan ayrıldılar. Alt telefonmuştu, yönlendirdim. Ha, o 4 sıra bak. Olmuyor mu? Ama sen Ali Selam TRM abi. Geçer misiniz? 29. Teşekkür ederim Keramik. İkiz deme evet. Aspo var Ali Selam. 15 18. Edim 15'te neydi? Ya bu arada mesela Tufan, Umut falan benim çok eski arkadaşım. İşte Java şef falan filan adam geldi benim evimde falan kaldı amına koyayım. Aramızda hani hiçbir problem yok yani. Sadece oyunda yani şey rolde devam etmiyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. İster misiniz? Alın içeriden benden. Arabaya amına koyayım bin ya. Tek 4 değil mi Mehmet'i? Evet efendim. Çok korktum ya.
Biz hazırız, çünkü söyleyebilirsiniz. Tamamdır. Adım 82, adım 55, 10-80, tek 4. PIT izni aldınız mı? Almışlar mı, anlayamadım. Alındı. Ha, şimdi söyledim. Tamamdır. Telsiz çek. Dolu. Otobandan devam ediyoruz. Neyin üçlüsünü sayıyorsunuz oğlum Berre? Allah Allah. Barba kaç görüyor Max? Herhalde 230 falan. Ona zaten medi yetiyor ya, kafayı yedi amına koyayım. Telefonda VPN açık, o açık, WhatsApp'a giremiyorum, Instagram'a giremiyorum, X'e giremiyorum, Discord'a giremiyorum. Anasını sikeyim, nasıl yayın yapıyorum ya? Ne bu internetin hali ya? Şarkı çok kötü ya. Geldi geldi benim şarkı. Aleykümselam. Chat'te kaçırdım, çok mesaj oluyor şu anda araba sürdüğüm için, aktif olarak bilginiz olsun. Yine müsait olduğumda bakarım chat'im. Atladı mı? Söylesene bana. Henüz atlamadım. Atlamadım, vazgeçti. Devam ediyorsunuz. Olumlu. Evet, otoban açık geriden. Tamam, bakalım. Şu an galeri üstü otobanda var. Ben hala otobanda devam ediyoruz. Hala otoban. Gidiyorlar otobandan kasabaya doğru. Adam yine ben dümdüz devam ediyoruz şu an otobanda. Yetişmeye çalışıyoruz. Biraz fark var, bilginiz olsun. Tamamdır. Benzinin oraya girdim.
Devam ediyoruz bu şekilde. Buradan aşağıdan yoldan gidiyoruz. İşaretlediğim yerdeler. Genel santrinden düz bir şekilde gidiyoruz. Keşke düz gitseydik ya. Ama onlar bence bizim aşağıya girdiğimizi gördülerse o yüzden atılmış olabilirler. Ya hayır, şeydi diyorum daha demin. O zaten kesin ha, öyle. Düz devam etsek sol taraftan highway'den yine önlerine bağlanırdık. Yellowjack'e doğru gidiyorlar bu arada. Aynen. Şu an önümüzde durdular, bizimkiler adım. Heh, sağ. Kaza mı yaptılar? Olumsuz üç kasabaya doğru gidiyoruz. Nasıl 10.80 lan? Garip bir şey. Dünkü çok da eğlenceliydi yüzbaşım ya. 10.45 de bitti ama. Kaç kilometreyle geliyorsunuz şu an? 208-210. Terste kaldık biz, bilginiz olsun. Tamam, sorun yok, devam böyle. Ben barajın plakasını bakayım her ihtimali karşı. Sağa döndük. Arkanızdayız. Dur bir alabilirsin. Ne yapacaklar? Sıkacaklar mı bizi amına koyayım? Adam devam ediyor. Düz devam ediyor, dönüş yap. Kayaya çarpacaktık. Ne? Kayaya çarptık sandı böyle. Kayanın yanına geçtiğinizi görmediniz. Çarpsak uçuyorduk. Yok canım yani. Görmesem canım çarpardık. Çabuk içindeydi ya kaya, o yüzden dedim görmediniz herhalde. Bit izni geldi. Bit izni geldi. Megafondan o yere geçin bakalım, ardından müdahale edelim. Zingo, zama zingo, zingo zo. Salak. Ama zama zingo, zama zingo, zama zingo, zingo zo. Ama zama zingo, zama zingo, zama zingo, zingo zo. Bana güzel müdahale gösterebilecek misin? Yoksa ben müdahale edeyim. Sıkıntı yok, yüzbaşım gösterelim. İzin vermiyor gibiler ama sana. Şöyle oldu. Uyarayım mı yoksa direkt mi vermeye gideceksiniz? Ha, vermeye gerek yok ben. Tamamdır. Kapatsana.
Yapış direkt. Karşı tarafa bozuldu. Araştırın arkadaşlar. Ederinizi görelim. Soldakini al. Yağlayalım. Cinayete teşebbüs. Maalesef. Bunun sonucu olarak seni katletmek zorundayım. Ya orayı geçtik mi? Onu bir bırak. Harbi mi? Oraya geçelim çok ben oldu. Yaptım da o yüzden bilmiyorum. Oraya geçelim çok oldu. Harbi mi? Sen niye bize Los Santos tarihsel bir gezi rehberliği ettin? Hiç alakası yok. Şimdi sen niye gidiyoruz? Oradan çok güzel bildiğim bir patika yol var. Oradan palet. Yok. Parmaz mı ya? Teslim olmaya ne dersin onun yerinde? Ben seninle muhatap olmuyorum, yüzbaşından muhatap oluyorum. Ofisir bugün sen durur musunuz, araya girmeyin. Bir de teslim olayım. Olmaz işte. Ha, bir de memura saygısızlık he? Saygısızlık yok, esnaf. Haber edelim. Malzeme diğer kişide bir gün. Canım yüzbaşım ya, düştü içim gitti valla. Ha, hiç sorma. Görüşürüz. Çok garip kaçtı bu arada ya. Hani ne bileyim. Anlamadım ne yaptığını. Oğlum bir şey diyeyim, bizim araba aşağıda mı? Eyvah eyvah, biz niye buraya gittik ya? Ya biz yukarı geldik. Biz niye yukarı geldik oğlum? Bir araba getirsenize buraya. Mehdi sana anahtar vermiştim, gelsene. Biz niye yukarı geldik? Ne çıkıyor zannettim ya. Yani. Vallahi çok güzel manzara ya. Kırmızı mavi. Yüzbaşım iyisiniz değil mi? İyiyim iyiyim, sıkıntı yok. Herhangi bir sağlık ihtiyacınız falan varsa hastaneye gidebiliriz. Karşılar mısın? Tabi. Ofisirim ayıp değil mi ya? Ben bir bu aracı çekeyim mi yüzbaşım? Ne yaptın sen bunu? Ofisirim cinayet işledi. Cinayete teşebbüs var.
Aşağıdaki ofislerin bizi bekliyor. Ha, tamam, arabayı almış. Diğer şahıs o arabada mı? Aa, evet, o arabada. O 26 sağlamda üzerini aradım. Her şey bende ama... Her şey sende mi? Her şey yani üzerini aradım. Üzerindeki her şey benim anlamında. Okey. Kanka selam. Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da Cadde 54 AVM'de gördüm seni, sanırım doğru mu gördüm? Ya olabilir, biliyor musun? Geçtiğimiz hafta sonu mu? Yok. Geçtiğimiz hafta sonu değil, bir önceki hafta sonu. Biz alalım istedim. Sen... Yok, ben şarkı... Burada ne dönüyor? Olur. Şahısları biz mi alıyoruz? Biz. Gel. O zaman... Dakika. Tamam, ekiple geleceğiz de Keş diye bir topluluk. Ekip tamam. Yardım yapıyor musunuz kişinin? Kişi hard, bayağı sarı, bayağı hard aramıyoruz. Ekonomik yerlere bakıyoruz. Abi ekip yardım falan diye. Ekip diye bir şey yok bizde. Yani öyle bir şey yok. Öyle bir sunucu değil. Herkes bireysel burası. Yani. Teşekkür ederim tavsiyen için. Geçiyorsun. Pat 1'e geçiş sağlıyorum. Tamamdır. Elinize sağlık. Sizin de. Yani şey oradaki mantık bizim sunucuda herkes bireysel, herkes tek başına başvuru yapıyor. Arkadaşına gelsen bile arkadaşına beraber bireysel bir şekilde başvuru yapman gerekiyor sunucuda. Yani böyle bir ekip oluşumu, bir ekip yardımlaşması, ekipte gelene bu var gibi böyle oyun içi ekstra bir şey sunmuyoruz. Yani sunucuda pay to win'lik hiçbir şey yok. Tamamen herkes bireysel olarak devam ediyor. Ya o yüzden ekstra bir şey beklemeyin yani bu konuda. Ama bu sunucu yapısıyla alakalı. Hani 5M Türkiye'de bunu yapan çok fazla sunucu var, saygı duyuyorum yani. Onların işleyiş şekli o şekilde. Ama bizim sunucumuzda böyle bir sistem yok. Ne dedim 55'ten Omega'ya? Dinliyorum. Son kasiyeri biz geçiyoruz dedim 55 olarak, bilgin olsun. 179 ne olacağı doğru mudur? Doğrudur. Tamam. 52, 180. Olumsuz, olumsuz 180. Anlaşıldı. Gelmedim. Efendim? Yanınızda su var mı? Ben birazdan tansiyonum gidecekti. Çok teşekkürler. Çok afiyet olsun. Geç. 15 tane. Ne? Ben 10.42 versem. Kaptanım. Kolay gelsin. Adam 14 kod 4. O kadar diyorsun ha? 10.46 10.80. Nerede yüzbaşı ya? 180 numaralı ihbara geçiyoruz. Tamam, benzinimiz var mı? Var. İşaret dediğiniz mi şu an? Evet. Tamamdır. Tamam, çok başım dönüyorlar. Su içeyim ben. Buraya geçmiş biri. Bakayım. 173 10.42. Görüş mü aldınız yanlış buradan? Yanlış gelmişiz, gidiyoruz. Hah. Tamamdır, kolay gelsin. Bir
biraz chat'e bakabilirim. Yan koltukta olacağım. Var sorularınızı cevaplayabilirim arkadaşlar. Beyefendi. Benzinimiz var mı? Nasıl bir soru ya? Benzin almamız gerekir ya. Geçme. Tamamdır. Beyefendi. Merhaba, nasılsınız? Ben beyefendi. İyi, teşekkür ederim. Kimmiş illa edep, illa edep. Edep sen ne güzel bir şeysin ya. Departmanda bulunan 10.08 ekipler. Efendim, anlamadım. 503 durumlarını yanıtlar mısınız? Ha yok, o değil. Öldeki. Ön telefon dolu olan parki dinmiş. Yeli benim değil. Evet, evet. XP XP iyi de senden haber. Edim 53-10-80. Nasıl konusunu düşünüyorsun? Gelecek mi öyle arada? Ya ilerleyen zamanlarda ya Burak. Daha yani var. Ayıracak vaktim yok şu an. İlerleyemiyoruz lan. Klerostel. Merhaba. Hoş bulduk. Biliyorum aracımı hareket etme silen çalınca diye düşünüyorum. 52-10-80. Evet, çıkış yapabilirsin. Tamam. Hadi bakalım Medi. Ne kadar kötüymüşsün göster bakalım kendine. Çok kadar gerginim ki şu an var ya. Yavaş, sakin. Şimdi bak ben sana baştan söyleyeyim. Öyle bir sürüyorsun ki en ufak bir fake'te gideceğiz. Tarz yerlerde kestirmeleri kullanman gerekiyor. Aralardan çok rahat geçebilir aracımız. Yavaş. Nereye gidiyoruz? Abi kendine abi! Bunun kaydı neydi? Abi kendine abi lan! Bilmiyorum. Sakin ol lan! 10-21 sağlayabilir miyim çavuş? Oğlum lan. Nerede adam? Etrafta arıyorum şu an, görüşüm yok. Ne oluyor? Telefon çalıyor. Ya sabır. Çok özür dilerim. Arkanda bak. Seni hep böyle rencide mi ediyorlar? Ya ikinci sefer bu. Bom, ben niye denk gelemedim? Bari yeseydik ya. Para boşa gitmeseydi. Sikayet izni aldın mı bu arada? Aldım. Abo, Medi çok işimiz var sende ha. Sola girsene buradan, aradan sola gir. Ben lazım oluyor burada genellikle. Karşında adam. Fren kullanalım. Yemin ederim basıyorum frene. Buralar lazım bu arada, bunlar lazım oluyor. Galiba. Yok canım. Daha gir oradan. Yakaladım.
Ne oluyor lan orada? Nikon 83 tane. Araç bozuldu. Şimdi bir telefon çalsa güzel olur. Adam 82 tane. Hani ne çok işimiz var. Ben bu kadar çok beklemiyordum. Çok özür dilerim. Lili kalk ayağa büyüğün geldi de ol. Geçsene sen. Ay çok. Şimdi öncelikle arabanın kontrolüne hiç hakim değilsin. Bu arabayı sürmediğinden kaynaklı mı bilmiyorum ama genel olarak neyi nerede ne zaman yapacağını hiç bilmiyorsun. Yani mesela eksik olduğum bir konu olsa derim ki şöyle şöyle yap bu düzelir. Ama olay bambaşka. Dönüşleri ayarlayamıyorum hiçbir şekilde. Ya çok hızlı dönüyorum. O zaman spin atıyor. Ya çok yavaş döndüğüm için araç yani mesafe çok açılıyor, anladınız mı? Aha. Ama şimdi genel olarak şöyle durumlar var. Eğer ki böyle örnek veriyorum. Ya adam önde gidiyor. Ve adam şu aradan gitti, tamam mı? Tam olarak arabamın baktığı yönden. 25 market soygunu çağırdım. Sen mesela şu şekilde dönüyorsun buraya. 76. Mesela neden değerlendirmiyorsun buradaki kestirmeyi? Ha, neden buradan giriş sağlamıyorsun? Misal veriyorum. Böyle çok keskin oluyor ya dönüş. Böyle uzaktan şey yapmaya çalışıyorum ömrüm. Zaten kaşınıyordu ya birkaç kere. Pit istemiz var ama aynı araç. Yok, farklı araç. O zaman meşgul değil. Tekrar al pit izni. Tamam. Aldım. 1080 kod 4 vereyim mi? Yok, verme. Tamamdır. Olabildiğince biraz daha 1080'leri sana anlatmaya çalışacağım. Tamam. Ben zaten mesela işte yanımdaki memurun ne zaman freni bastığını falan da bakmaya çalışıyorum. Öyle. Bir kere adamla arandaki mesafe çok önemli. Yani o mesafeyi böyle hep belirlemen gerekiyor. Çünkü İlerde ona göre... Şu an bu mu? Yani tam olarak bu. Çünkü mesela onun yaptığı hamleyi görüp ona göre sen de bir şeyler yapıyorsun. Sola döndün, çok rahat görüyorum. Frenimi ona göre ayarlayabiliyorum. Çok yakınlaştığımda mesafemi açıyorum ki ani bir dönüş yaparsa ben de ona karşılık verebileyim. O önemli bir durum. Anladım. Ay. Yine arabanın karşındaki mesafeni koruman herhangi bir şekilde bir fit iznin gelmeden onun yaptığı bir hatadan kaynaklı. Ya ben teslim oluyorum, ben araba kullanamıyorum ya. Ne, niye kaçıyorsun? Ya şefim. Efendim? Lütfen bırakın gideyim, çok işim var. Bırakın gideyim, çok işim var. Evde karım var, 6 çocuğum var. 4'ü benden, 2 şüpheli, benden olduğunu bile bilmiyorum. Bırakın gideyim. Oo, daha şüphelisin o zaman, alalım beni. Tamam. Nasıl ya? Ortalık abla, karışık, dur bir çözelim şimdi. Abla huyum var, elleme lütfen. Kim var? Neden kaçtın bizden? Sebebi ya, neydi kaçmanın? Bilmiyorum. Ben şu an görüyorum sebebini ya. 7-15, 7-25, 188-10 çağırdım. 10-4-10-76.
Arabanın plakası nerede oğlum? 3 tane beyzbol sopası, bir maymuncuk yüzmüşüm. Ping-pong 46 26. Efendim? Onlar aslında benim değil ama. Sizin üzerinizden çıktı. Ya çaldım arabanın içinde. Edim 14 dedim, 55 sonuçları. Çaldın arabanın içinde miydi? Hayır şefim. Arabayı arkadaş verdi de onun içinde kaldı. Ben ona geri vereyim diye üzerime almıştım. Bu arabayı mı arkadaşım verdi? Evet. Anladım. Hangi arkadaşın? Edim 55 meşgulmuş. 41 sen yanıtlar mısın? Kastiyel. Kastiyel. Soyadı ne? Bilmiyorum. Daha yeni tanıştık şefim. Daha yeni tanıştın. Evet evet. Omega Edim 41. Devam edin. Travis Martinez. 89 nolu çağırdı. Kestil 10-20 yapar mısın? 10-04-25. Olan her yer Dubs'ta. Aracı çekeyim mi? Yok. Nasılsınız şefim? İyisinizdir umarım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Edim 50 çoğunsuz. İyi ya, ne olsun işte, biz de para peşindeyiz. İşte kazanmaya çalışıyoruz. Karnımız aç. Ağzımız kokuyor. Yani bu şekilde kazanıyorsan hiç kazanma. Araçta 11.57. Alo. Kestil. Emredin yüzbaşım, dinliyorum. Yakın zamanda Travis diye birisiyle tanıştın mı? Evet, bugün Travis diye birisiyle tanıştım. Travis artı Scott. İkisi Doğu takılıyor arada U kafenin önünde. Anladım. Bu arkadaşı bir araba verdin mi? Araba mı? Aha. Hayır. Anladım. Kendisi burada da araba verdiğini söylüyor. Castile dedi, direkt ben de senden iletişime geçtim. Olumsuz yüzbaşım yani. Sadece yüzbaşı U acaba kafenin önünde selamlaşıyor. Doğru Castile. Dur bakayım, bir hoparlörü vereyim, sen de bir konuşun. Şey olabilir mi? Kestil diye birisi varmış. Belki de. Onu bir sorayım şimdi. Bir hoparlör vereyim de. Karıştırıyor olabilir. Bir de arkadaki siyah arabayı çeker misin? Gördüm. Hah, hoparlörü de kestim. Sergi, ben telefondayım be. Ben kendisine araba vermedim. Fakat isim karıştırıyor olabilir. Travis? Polis mi? Polis mi? Travis? Siyahı mı kendisi? Ay, yok yok, değil değil. Ay yok yok, o değildir şefim. O değil, o değil. Hangisi? Sen bana kestin demedin mi? Kestil, evet. Kestil bu. Kestil değil, o Kestil'dır. Kestil diye birisi var. Tanışmıştım ben evet. Kendisiyle. Evet, evet. Kestil olan mı? Hani kale gibi olan Kestil. Ya senin ha. Dur git. Hadi bak. (914) 547-91 aklınızı tutun lan. 914 kaç? 914 542. Gerisi bende de yok şey. Bende de yok, yemek yiyorum evde. Ya arkadaşlar yani. Ya ben dedim ama. Yok, 900 kaldı aklımda sadece. Ya meşgul çalıyor. Arabayı çekelim. Edim 15 kaçıyor. Evet. Son gelen kaseyi bari. İşte insanlara güvenmeyeceksin. Ben de bundan bahsediyorum da. Yeni tanıştığın bir adamdan araba alıyorsun. Sence normal mi? Tabii ki de hayır. Ama işte kendisi bilmiyorum, çok iyi bir insandı. Olay kaydını oluşturuyorum. Ama kontrolsüz araç kullanımından mı yoksa çalıntıdan mı emin olamadım. Bayağı bir kabarık gibi yani. Ne çıktı üzerinden şimdi? 3 tane sopa, 1 tane maymuncuk. 3 tane sopa, 1 tane maymuncuk. Okay. Neyden oluşturayım? Genel olarak bir şeyden yaz. Tamam. Bu işte delici kesici alet falan eser taşımadan. Tamam. Çalıntı araç yaz. Olay adına şey diyoruz ya, cezaların 14, ismini yazıyoruz 14, 14, 14, 14. Dur, ihtarına uymamayız. Tamam.
Büyük boy pizza 200 lira ucuz mu? Değil lan, pahalı amına koyayım. Nikon 46 10H. Lincoln 27. Son 10-45'in bölgeye geçer misin? Yemesi de yönleniyor. Leron, şey sıkıntısı olmasın diye öyle. Pikselleşme muhabbeti. 1080'de oluyor çünkü. Nasıl pahalı? Abi bir büyük bir orta 260 lira burada. Merhaba. Merhaba. Size tam olarak ünvanınız nedir sizin acaba? Yani ismim var. Niko Nikolas. Biliyorum isminizi. Evet, tanıştık dün. Benim adım ünvandan ne? Kastınız? Efendim bir şuraya gelin. Ünvan yani sizin yani rütbenize göre. Rütbenimin bir anlamı yok ki sizin için. Yani ben, hayır, ben sonuçta bir polis memuruyum. Biliyorum. Evet, yani benim için okey. Ya bizim hiyerarşik taraf daha çok memurlar arasında ya. Siz vatandaşsınız. Bazen siz misiniz o? Doğrudur. He, yüzbaşım. Tamam. Niko Bey. Buyurun. Hiç öyle bir selam vereyim diye geldim. Necmi teşekkür ederim. Yüzbaşım. Dinliyorum. Cezayı sadece... Olay kaydını oluşturdun mu? Evet, oluştururum. Cezaları şimdi yazıyorum. Neyden yazayım dedim. Saçın nerede lan? Hayır, oluşturmadım. Öyle oluşturmadım. Cezaları sonra ekleyemiyoruz ya. Yani şu an taslak. Memurla görevini yapsın. Tamam. İyi görevler memurum. Teşekkür ederim. Sana da iyi temizlemeler Travis'cim. Teşekkür ederim. Çalıntı araç, delici kesici. Tamamdır. Delici kesici mi? Şefim beyzbol sopası o. Kırıcı. Öldürücü. Benim. Oldu mu? Oldu. Yani. Niye açık aramaya çalışıyorsun oğlum işte yani. Omega Cem olarak. Cem'im. Yakın yakın dövüş aletleri diyeyim. Olur. Olur. Anlaşalım. İndirim sağlayalım mı? 752, Lincoln 27, 17. 110 indirim sağlayalım. Yan profiline bak Cem'im. Çok tatlı değil mi? Bir indirim böyle. Zorluk çıkarmadı bize çünkü. Yalanlık durumu var gibi oldu. Cezayı kesiyorum. Aha. Uygunsa. Tamamdır. Lütfen. Asfilattan 76. Kestim. Görüşürüz. Tanrı'ya emanet. İyi günler beyefendi. Üzmüşüm. Niye Uvya ya da yemekçiye bir gidebilir miyiz? Ben yemek sorulayım. Bir yandan da olay kaydını dolduruyorum. Aracı yaptıralım. Tamamdır. Bu kadar özel çekiliş mi? Bir anda. Haptosunu yine bir patlatalım diyorum ya. Ne diyorsunuz? Oğlum biz niye 2500 deniyoruz? Abo, ana sayfada mıyız? Kesin öyle bir şey var. Teşekkür ederim. Takip edenler hoş geldiniz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Olay kaydını oluşturduktan sonra 18'i verebilirsin bu arada. Tamamdır. Edim 82-18. Edim 55-18. Abi ben arayıp buldum valla, özlemişim. Hoş geldiniz abi. Çok teşekkür ederim. Kimlik görebilir miyim? Neden durdurduğumu biliyor musunuz? Biliyorum. Yanlış yerden döndüm. Evet, teşekkürler. Lukas. Kırmızı Line X'i çeksenize. Hemen. Bank önündeki. Bir kişi duyan basıyor takibe. Soruyorum, teşekkürler, hoş geldin.
Takip önemli abi, takip edin. Takip edin, bildirimler açılsın. Her yayın açtığımda zaten size de bildirimi gelir. Kurarsınız, keyif alıyorsanız, orası ayrı. Drama falan seviyorsanız çok fazla oluyor, eksik olmuyor, sağ olsun. Hint dizileri gibi biraz süreç bu aralar. Bir polis düşünün, bir polisiye. Bir tane eğitim verdiği bir tane çaylak kız var. Onu kıskanan bir kız arkadaş falan var. Kavga, trip, her şey, drama. Of. Ya sus bir adam diyor. He tabi. Edim 17 son dispatch ağzıyla ilgilenelim. Lincoln 40-10-80. Edim 40-10-38. Can teşekkür ederim 4. yeni kutan için. Hoş geldin. Kesene bereket. Çok sağ ol. Ben birkaç tane abone kaçırdım değil mi ya? Dur bakayım. Oha çok takip gelmiş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Edim 14-10-08. Ben kimin aboneliklerini bugün okumadım? 3 abone olmuş. Bir tane kaçırdım sanırım. Cenker 5. yeni kutlamış. Bir de Ulusoy 1 kişi abone kilitmiş. Teşekkür ederim. Takiplere bak. Akıyor maşallah. Bu RP sunucusuna nasıl giriyoruz? Departman toplantısı var herhalde. Ünlem server orada var oradan. Korkuttu beni arkamda dikilince çok korkuttum. Yok bir şey yapma. Hep bir düşünceli gibi ya bu yüzbaşım. Allah'ım. Dalgın. Çok düşünüyor musunuz? Sevindim. Ne yapsın abi adam departmanı yönetiyor. Yok be. Çok fazla düşünmeye gerek yok. Çok fazla Isra'dan düşünen kaybeder derler. Sen de düşünen kahraman olamaz gibi bir şey mi? Teşekkür ederim Mina. Ama kaybediyorum anlamadım. Mina yaşıyor mu ya sen? Ne oluyor lan? Ne oldu ki? Seninim. Angaralı da kendisi. Trafik cezası mı yedin? Şükürler. Bir şey olmaz olsa. Mina ne yapacaksın bize? Ne yapayım? Oğlum, yapsana ortaya bir şeyler. Hemen. Ne oluyor? Pahalı mı oluyor? Şey ya da Smith'in adı. Başka bir şey yapmıyor mu? Zaten. O zaman başka bir şey söyleyeyim. Yalan söyleme. Ya işine o en kolay geliyor. Nasıl da biliyorum. Gel adam. Memuruma benden ramenle Smith'i. Şöyle yapalım bak. Bana iki tane U makaron, iki tane Catpuccino, tamam mı? Tamam. İki tane de waffle, iki tane de mochi milkshake. Anladıysa. Memurum tatlı krizine girmeyin. İki paket istiyorum he. Tatlı krizine yani, girmeyin. Ben öyle miyim? Ben anlamadım. Öyle bir şey. Gireceğiz ya. Çok komikti ya. Hepsini aynı var ya, getirecek. Yüzbaşım siz biliyor musunuz o şeyi? Bak toplamda 8 parça söyledim. 2 tane paket istiyorum. Bakalım ne gelecek bana. Bakalım. Hadi İnanır mısınız? Ne? Aralarından sadece tek bir tanesini anladım. 2 tane bonti. Nasıl ya? Bir tane sürpriz. Evet. Gayet açık söyledim abicim. Neyi yanlış söyledim? Oy. Ne diyorsun ya? Blood Rain 10 tane abonelik gönderdi. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. 201'in oğlu çağırdı. 10476. Adınız Mina mıydı hanımefendi? Ne hayır. Mina şey. Hayır benim bu isim hafızamın ta... Adınız neydi acaba? Yat geldi yat yat. Medi. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Yormaya çalışıyorum. Her şeye rağmen... He? Yok bir şey. Çabalıyorum. Her şeye rağmen derken zorlu bir süreçten geçiyor gibisin. Zorlu bir süreçten geçiyorum evet yüzbaşım. Allah öyle. Memurum yaşı var yaşı. Yok bir şey olmaz ya. Daha genç. Namazdan kaçan Naruto. Kendin mi abone oldun? Göremedim. Balkan Aynen Prenses. Ne haber? Bırak kaçırdın sen. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Misin?
Yani bilmiyorum. Her karanlık laf var. Gecenin... Şimdi dur, benim söyleyeceğim yere geldik ya. İzmir'cim. Söyle bakalım. Her karanlık gecenin herhalde. Ardından güneş doğar. Yüzbaşım. Kim söyledi onu? Necmi Ç. Böyle bir laf işte. Peki ya güneşli olmazsa o zaman ne olur? Ya bu böyle bir tehdit gibi oldu ama sanki. O zaman böyle doğru bak orada Niko amirimi görürsün. Yüzbaşım siz çok yanlış anlıyorsunuz ya. Ne anlamam gerekiyor peki bundan? Öz bir söz işte yani. Öyle ortaya. Anlayana. Orta, güzel bir söz işte. Hani şey anlam var içinde. Hani her şeye rağmen ne kadar karanlık bu kediler ne lan böyle? Aynen. Ben bir şey erken kedilere dikkat çekmeniz. Ama yani duyamıyorum ki her taraf mır mır mır. Merhaba. Kimse var mı ya? Yok. Haber içeride Niko yüzbaşımın 100 tane verdiği sipariş azalamak mı? Lan 8 tane söyledim be. O aklını da tutmakla meşgul. 8'miş pardon ben. Herhalde şu anda böyle sıra sıra hepsinin ismine bakıyor hangisi hangisiydi ve kaç adetli diye bir not falan. Ya ben korkuyorum bir paket. Mina seni dalga geçiyorlar bu arada. Çok ayıp kolay yani. Gelsin. Çok ayıp, çok ayıp. Kolay gelsin. Kolay. Kediyle dövecek bizi yoksa. Vallahi çok ayıp. Dehancığım çok teşekkür ederim. 5 tane hediye bunun için. Kesene bereket. Umbamızdan kaçan Naruto yine abone gitti. Bu adam abone zaten. Beni yapsana bol yağlı olsun. Dur ama. Bir dur. Ama burada sıra vardı da beyefendi. He pardon. Bol yağlı olsun. Ne oldu kaptanım? Yok canım vardı. Dalga falan geçmedik seninle hemen yani sende. Yok ya medya memurum bugün ne kadar güzel olmuşsunuz. Ya siktir git Ardes. Ne oldu ya? Atlan nereden gitsin abone ol? Ne oluyor oğlum? Bir şey soracağım. Pancake mi? Adam 15 kod 4. İkisi de yoktu desek. Telefonu açsanız mı ya? Yalan söylemeyin ya. Telefon kiminse direkt imha etsin. Bu Hintli dizi müziğini kim izliyor? Ne oluyor? Ya. Bir şey söyleyeyim. Gire. Kim o? Kim o? O. Arasana mı onu? Alındı. Ya Kanadalıyım arkadaşlar. Kanadalı. Hintli değilim. Anlayın. Onu kapatmış. Şu Hintli şey. Sayın şey soracağım. Waffle mıydı? Pancake mi? Anket yapabilir miyim? Waffle. Tamam. Evet. Anket yapayım mı sevgili sayın kaptanım? Yapamazsın. Duyamıyorum çünkü. Abi şarkıyı biraz mırıldanır mısın? Çok merak ettim şu an. Ne bileyim amına koyayım kimden geliyor? Bitti. Bitmesini bekledik ya şarkının. Başlatayım mı ankette? Evet. Şimdi ben size iki tane isim söyleyeceğim. Siz arasından birini seçeceksiniz. Evet. Hazırsanız test sonucuna göre de sizin kişisel analizinizi çıkaracağım. İlk sorumdan başlıyorum. Dinliyorum. Ebru Gündeş 2008 mi? Hadise 2013 mü? Ya Hadise. O Hadise evet. Evet tamamdır. Bunu not aldım. Hadise kolaydı bu arada. Gayet iyi. Adam 82. İkinci sorum. Twitter kullanan arkadaşlar biliyorum. Allah Allah. Pardon. Evet. Evet. Twitter kullanabilen Demet Akalın mı? Yoksa yetenek Türkiye jüri olmadan önceki kadın ismini unuttum. Oo olmaz ama yani. Ortada duran garı var ya o. Sibel miydi lan? Kimdi o? Hatırlayamadım. Ya şu Ela gözlü var ya. Bir açılın. Açılın bir. Hocam emeli bir tane. Ezanı versin. Hülya Avşar. Hülya Avşar. Abi Demet Akalın daha çok. Çok bilmiyorum. Kaptanım evet. Ya Avşar. Barış verebiliyor muyum artık? 12. Dur lan bana kaç tane verdin? Siparişçi sorun bir. 4 paket dedin. 4 paket mi dedim? Evet. Paket dedi. Neyse bir şey buradayız. Olmaz fazla. 2 paket. 4'er 4'er dedim. Ya, bir geri verme. Size kaptanım. Olmaz efendim. Ben ne diyeyim faturayı geç. Ne kadar kes? Ooo. O 4 menünün bir tanesini ben alabilirim diyor. Yok yok kalsın. Hanımefendi benim kötü. Ama haklılarmış. Ödedim nasıl iptal ettin? Ödedim. Etmedim. Şaka yapıyordum. Ben mi kötü kötü oldum da alabilir miyim? Benim artık seçin birini kaptanım. Bir tanesini alayım. Ama bak benim kafamı karıştırdınız. Siz burada çok konuşarak. Ne kadar ödediniz onu? İbanla atayım hemen. Afiyet olsun. İkramım. 3 bafa. İkramı ben de alayım. Bunlar yaptı. Ama yani o kadar da. Size yok.
Şaka. Kaptanım cevap hala gelmedi. Kusura evet, bakma. Kaptan. Karıştı ortalık. Evet Arden. Nerede kaldık? Baştan alıyorum. Bir saniye. Hadiseyi geç. Şey, alabilir miyim? Dışarıda hadiseye sorsana. Geç. Harbiden gel buraya bir. Birazdan buraya yuvarlayacağım Nikon'un. Valla üstüne. Adam 82 kat 4. Hadiseden geçtim onu. Tamam hadise evet. Devam. Twitter kullanabilen deme takalın mı? Yoksa yeteneksizsiniz Türkiye jürisi olmadan önceki Hülya Avşar mı? Hülya Avşar. Hülya Avşar. Kesinlikle. Şimdi üçüncü soru çok önemli. Sizin direkt analizi çıkaracak. Sibel Kekilli mi, Sibel Can mı? Oo. Kekilli bu arada. Çok riskli. Kaptanım bu çok önemli. Şöyle bak Sibel Kekilli çok ismini duyduk da yani pek fazla üzerine gittiğimiz birisi değil biliyor musun yani? Biraz efsane gibi kendisi. Senesine göre sorması lazım bu soruyu. Yani cevabınız nedir şimdi bu son soruya? Pas. Pas değil. Bu benim cevap vermeniz lazım. Sorulayan var mı? Bu çok önemli. Şimdi. Kekilli. Seçin efendim seçin. Seçin lütfen. Ya Sibel Can'ın da şimdi sevdiğimiz parçaları var yani. Tamam kaptanım. Neyi tamam kaptanım? Ne oldu benim cevap? Siz cevap verin abi. Sibel Kekilli mi Sibel Can mı? Neye göre? Kaptanım, siz Medi memuru bu kulakların tıkar mısın? Tamam. Niye? Böyle tam memesinin tam ortasına bakacağım tamam mı? Oğlum sen salak mısın? Hangisini alayım? Abi Can o zaman ya. Sibel Can mı Sibel Kekilli mi abi? Geldim. Tamam Medi tamam. Memurum gelin. Medi memurum bugün çok güzel misiniz bu arada? Evet kaptanım. Üniforma lan. Memurum boynunuz mu ağrıyor? Bana evet. Bak. Yine isteyen var mı Mela? Oğlum bak böyle aptal tamam, ithamlar evet. Duymayacağım ben bir daha. Haberiniz olsun tamam, bak. Tamam. Kaptanım dinliyorum sizden evet. Kekilden devam edelim. Kaptanım test sonucuna göre siz Bağkur Emeklis çıktınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne alaka? Böyle hayatımda girdim ben aptal testi. Bu ne amına? O ne diyorum testleri. Abi yemek hazır mı? Lan bir çek. Oğlum bu şarkı ne lan? Hazır mı? Nasıl Bağkur Emeklis çıktı? Bol yağlı değil mi? Çok farklı şeyler bekliyordum ben. Sen istediğini yap, canın sağ olsun ver, fırlat kafama da gerek yok zaten. 3 dedim, 2, 4 dedim. Yalan söyleme 3 dedim. 3 mü dedim, pardon. 3 dedim. Yorulmuşuz lan. Siz bir gerginsiniz. Bir çaldırsana beni. Seni mi çaldırsın? Afiyet olsun, çaldır bak, yenisi sesin. Bu ney? Kime çıktın? Nasıl yani, gel buraya. Kaptanım, sizin verdiğinizden çıkmadı bu arada ya. Grizzly'den çıkmadı. Yalan söyleme ya. Gerçekten bakın hemen göstereyim hatta. Tamam tamam. Yok yok şaka yapıyorum. Afiyet olsun. Ya telefon zili çıkarsan da olur şeyin senin şansın. Efendim. Ama herkes çıkartıyor. 8 güç. Nerede? Orada. Tunefi diye hep var ya. Gir telefona. Tunefi mi ne var ya? 99 güce kadar. Oradan bak işte. Bekleriz. He. Diyorsun kapışırım yani. Bende 98 var da 99'u görmek istiyorum. Yok. Efendim şimdi 87 ile 88 var. İkisini birleştirsem kapıştırsam 99'la. Yok daha o gelmedi biliyor musun? O güncelleme. daha o gelmedi. Yüzbaşım ben bir depoya gidip gelsem olur mu hemen? Ne yapacaksın depoda? Üzerinde kaldı ya eşyalar. Tamam kalsın. Ne be? Çok güçlü çok. Onun öyle olduğuna bakma. Çok güçlü. Birden evet. Sistemin sana da mı çıktı? Ne çıktı? Bende 100 vardı ya bir tane. Ne bileyim. 100 mü? Gücü. Evet. Yalan söyleme bakayım. Doğru söylüyorum. Arabamın bagajına getireyim bir saniye. Hadi. Dedim 41 olsun. Bir de akışeli var vereyim mi size? Merhaba. Bir şey soracağım. Burada şey kaçıyorsun değil mi? Bunları kapıştırıyoruz mu? Yok ki. Pokemon herhalde ama. Aaa. Aydınlandı. Ya kaptanım bunu iş bitmiyor. Bu ne ya? İç. Uyku açar. Ne o Türk kahvesi mi? Sana yapsak oğlum Türk kahvesi. Türk müsün sen? Gerizekalı. Ya bu nasıl? Ya yani bunu alın buradan ya. Efendim. Simoncu. Sıkışmış koltuk altında bak. Koltuk altında mı? Garibim yazık. Buradayım yerde. Nerede ya? Koltuğun altında bak şu. Koltuk altında değil mi? Bak gri kedi bak. Nerede o bezir o ondan sıkıştı. Ben görmüyorum. Nasıl görmüyorsun kız tamam, burada? Abi. Neyse kalsın orada yatar. Sipariş verdiniz mi? Yo. Yo oradaki diyor.
Oğlum sen ısmarladın. Ben kafayı yedim galiba fazla mesaiden. Alo. Seslerine bak. Seninki ne? Millete taşak yaşıyorsun. Ya sabır ya. Normal müzik koysanız da bunu söyleyeyim. Bunu nereden yapıyorsunuz? Yok ki numaran. Nasıl yok ya? Aradın ya görüntülü. Şeyden aramışımdır lan sarı sayfalardan falan. Bakayım. Aradım. Vay. Abi gel Dilan abi. Ya. Şarkı ne ya? Oo. Kaçı satarsın bunu? Atıyor musun? Tamam kırmızı veririm ben sana kedi. Bir tırı var. Tamam. Buna bir fiyat biç ya. Allah. Ya ne olur ya? Hayır. Tek 100 olan da olur. Üretim ne o da çok manidarmış. Ne amına. Çok iyi denk gelmiş. Değil mi? Kim çıkardı bunu? Yüzbaşım. Telefonunuz çok çalıyor da bir... Evet, bir arayabilir mi birisi? Ne çalıyor benim telefonum? Evet, duyamıyorum birisi. Ara beni, ara beni. Medin. Yok ki numaranız. Veriyorum. Arayayım mı kapsana? Ara. Arasana Trina. Bu arada o ikili menü oldu ya, onu bir şey yapsanız abi. Abi şık bir mıra. Şimdi başkasını çalıyor değil mi? Şimdi sustu oğlum, çok şükür. Evet, tamam. Teşekkür ederim beyefendi. Ne demek? Yardım lazım mı bana? Ulaşırız, kurtarırız ya. İyi ki, illa ki. Her göbek ya. Şey ya. O Allah'ın emri. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Eyva? Değil mi? Efendim? Evet. Evet Mikşek. Neyli Mikşek bu arada? Bazen miyavlıyor, can çekişiyor zannediyor. Dedim 55, 204 nolu çağırıyor yansılar. Tamam. İyi günler, görüşürüz. Görüşürüz. 183, 142. Sür gel, kaçmak yok. Ne olur ben sürmeyeyim ya. Aç kodu şunu. Dedim 25, 205. İhbara giderlerken kodu şu açmayın falan mı dediler? Hani açmıyordu kimse benim gördüğüm. Hep sadece şey, çakarlar açıktı o yüzden. Yok. Tamamdır. Edim 14, 206 nolu çağırdı. Tamam. 10.04, 10.76. Ne yapıyorsun Medi? Niye öyle bir manevra yani? Medya adam bayıldı. Beyefendi çok özür dilerim. Üzmüşüm. Ben sabahları arabayla çalışsam. Şimdi siz kullansanız nasıl olur? Yok. Emin misiniz? Aha. Tabii göreyim. Tamamdır. Beyefendi. Ya Eylül sen... Nasılsınız? Bugünkü storylerimi mi gördün Eylül? Benim. Teşekkür ederim. Size nasıl hitap etmemi istersiniz? Gördün mü ne hale gelmişim? Sonra niye kamera açmıyor bu adam? Hayvemi ne sikeyim yani? Duba gibi olmuşsun da harbi. Eyvallah Black Parkos. Teşekkür ederim bu arada güzel düşünceler için.
Yeni sezonda tank kastım. Aynen Pijante. Kıçı olmuşsun diyen var. Adamın nicki Shrek amına koyayım. Abi varır gibi olmuşsun diyen var Göççü Berat. Şimdi de ben amınıza koyayım ya nicklere bak. Benim bir tek benden dropladın muhtemelen. Eyvallah Elcim. Maşallah kralıma kurbana hazırlık. Hain. Vallahi spor sonrası 5M RP aşırı enerjik oluyordu özledik. Devam devam. After kısmındaki şarkı ne iş? Ne çalıyor after kısmındaki şarkı? Bakayım bir. Ne koydum hatırlamıyorum ki. Giremiyorum abicim şeye. Warp da açık. Ya bunu şey olarak algılamayın. Hani nereden ne olduk anlamında bir şeydi o. Ya oğlum oradan da onu yapmayın yani zaten. O kadar da değildir yani. Bazen abartıyorsunuz bakın bazı durumlar arkadaşlar yakışmıyor. Bu kadar zor olabilir lan. Kızlara yüz vermeyeceksin şurada giymişsin tam moda girmişsin. Ya abicim spora gittik amına koyayım. Cevap kaç dakika sürecek kovalama tahmini? Bir dakika veriyorum ben. Beyefendi. Eyvallah eyvallah bedelli terörist. Ya oğlum nickleriniz ne sizin? Liberal muhafazakar yaz. Anladım yapamadınız sandım ya. Senin dizide ne var Necom? Menisküs yırtığı var. Öyle öyle soruyorum hiç sorma ya. Aleyhisselam Burak senden haber. Rapcut devam bildiğin gibi koşturmaca. Abi nicklerde ne sorun var? Yani nicklerde ne sorun olabilir? Efendim? Sence? Bir şey mi dediniz siz bir şey? Hayır. Tamam bir şey dedin sonra... Aa şey... Sustum tamamdır. Mikrofon bastım oğlum yanlış. Merhabalar. İke bak kuz ikeri. Merhaba beyefendi. Siz aracı geçiş sallayın. Siren sesiyle birlikte gidebilirsiniz. Hazır mısınız ofisim? Ya özür dilerim yüzbaşım. Hadi bak. Yüzbaşım. Pardon. Tamam hadi. Ben diyorum ki bir dakika içerisinde kaçarsın. Ben de öyle diyorum. Sen öyle diyorsan sıçtık zaten. Her konuda özgüvenliyim ama bilmediğim de bilmiyorum diyorum. Ne yapayım yani ben... Sayaç açtım şu anda. Tamam. O kadar, şu an o kadar fokus. Aha. Sanırım bir dakika dayanacağım. Ay inşallah. Suçluyla anlaşsam sayılmıyor değil mi? Ne gibi? Bir dakika daha kovalasam gibi rica etsem. Kaçmasa. Ne diyeceksin adama? Efendim bir dakika daha durursanız yakalarsam eğer %20 en... Oh. 15 saniyeydi bu arada. 55 saniyede kaldın. Yakala... Hayır kaçırmadım ki burada. Nasıl kaçırmadın? Hani göster bana nerede? Dur göster. Durun. Durdum.
İlkokul arkadaşım ben seni durdum. Bekliyorum. Pardon. Recoil 46, 210 ne oldu çağırdı? 0'da 76. Hala duruyorum. Ya deniyorum, yüz uçup yemin ederim. Aha. Ama beklemeden kal. Edemeli ki son kasiyer çağrısını yanıtlar mısınız? Pasifler dayanmış artık. Yönlendirme yaptığım ürünler kendim derini meşgul alsınlar. Önümüzdeki değil mi? Hayır, başka araba. Ne yaptın adamı? Taşak mı geçiyorsun? Durdurun adamı. Devam edebilirsiniz beyefendi, pardon. Pardon, kusura bakma. Niye devam ettin adamı? O değildi, o değildi. Yüksek hızlıydı en azından hani yer içerisinde. Adama kusura bakma dedin. Ben adamı hırsız sanıp durdurmuştum ve söyleyince o yüzden. Tamam. Yani zaten olmasa bile çok hızlı geçmedin mi? Dedim 41, 17, 16. Ama dikkat edemedim ya, direkt şey gri araçtı ya, hemen o sandım. Anladım. Dedim 27 TN. Bir depoya. Geldiklerini bir bırak bakalım. Ya bir heyecanı var. Yenemediği bir heyecan var. Bence bu heyecanı bu arada OC. Yani ben bunu bilerek rol yaptığını sanmıyorum. Böyle bir panik oluyor. Bir şey oluyor böyle bir. Farklı bir şeyi var yani. Edim 41 1503 bari kod. Edim 14 kod 4. Spor. Serkan mı? Roni mi? Volkan mı? Nani mi? Ozan mı? Derbatov mu? Hedef şeytanın bacağını kırmak. Orta Aport'a puan vermişler. Manchester United Bursa Spor Şampiyonlar Ligi maçı. Çarşamba. Bu cümlelik de üstünüze yok amına koyayım ya sizin. Çok ayıp oğlum, çok ayıp. Şimdi bu kız mesela diyelim rolden sonra belki yani geliyor yayını izliyor, tamam. Belki bunu görüyor. Hoş mu yaptınız? 46-10-80. Bence o da mı güler? Oğlum en son öyle normale devriye atıyordu. Quit koydu amına koyayım kız. Neden makara be? Ya ben makara olduğunu biliyorum. Medya? Efendim. Özür dilerim. Ne için? Araba için ya, eline gelen yapıyorum da kolumca da çok kötü. Ben normalde zaten kötü kullanmıyorum da işte kolumca da çok fazla panik yapıyorum. Ben ama normalde de böyle bir... derken? Hayır. Hayır öyle değil. Hayır. Yani sözünüzü kestim ya. Hani o yüzden hani siz devam edin sonra ben söylerim diye. Anladım. Adam 15 kod 4.
Eva kuyut atmadı lan. 114-142. Eva ile Kevin okuldan dolayı giremiyorlar. Bayağı yoğunlar yani. Bize sallıyorsun kendini. Ben sabahları da bazen kovalıyorum. Bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor ama. İyi oldu oluyor mu? İyi oldu. Yani gene kaçırıyorum ama daha hızlı sürüyor. O anlamda iyi oldu. Ha, o anlamda. Evet. Ya biraz destek olurum da bakalım şimdi yani anlatacağım zaten sana olabildiğince. İşte ben size yormak istemiyorum. Ama işte kusura bakmayın elinden geleni yapıyorum aslında. Yani eğer ki kalıcı bir personel olacağını düşünüyorsan açıkçası verdiğim emekten mutlu olurum. Ama mesela tarz böyle eğitim verdiğimiz, uğraştığımız ne bileyim akademiden buraya kabul edilirken bir ton personel eğitim veriliyor, ekstra durumlar oluyor. Tabi bunca emekten sonra aramızdan ayrılan personele tabii ki de biz de üzülüyoruz. Çünkü emek boşa gidiyor. Tabii canım. Şimdi senin ne olarak bence 82 10 80 tek bir heyecan problemi var. 52 10 80. Evet. Öncelikle ilk olarak bence bunu yenmelisin. Veyahut da birazcık daha böyle törpülemen gerektiğini düşünüyorum. Bir araba kovalamacasında bence gereğinden fazla heyecan yaptığın için yanlış kararlar veriyorsun tahminimce. Ya o sıra mesela şeye çok geriliyorum ha işte hata yaparsam diye düşünmüyorum. O kadar çok odaklanıyorum ki hemen hata yaptığımda da şey oluyor. Daha fazla panikliyorum. İşte onu diyorum ya hani ne yapacağına karar veremiyorsun. Ay şimdi böyle mi yapar? Şimdi ne yapar? Ne zaman yakalarım? Ben mi kaza yapacağım, o mu kaza yapacak? Böyle bir panik oluyorsun, elinden birbirine giriyor. Evet, evet, o yüzden. Onu da engelleyemiyorum. O yüzden böyle her şeye bakı sarıyorum. Anons geçeyim mi durması için? Yok, bakalım. Biraz gidelim de. Aracı motorunu kapatalım. Ellerimizi direksiyonda bekleyelim lütfen. Telsizden onuz. Attention all units. Adam 55-10-38. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Emrim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sürücü bir kimliğini görebilir miyim? Tabii. Kapılarınız neden yok arkadaşlar? Tamire götürecektim ya. Bir de teşekkür ederim. Borç batağı içerisinde olduğum için dalgındım. Medya bir plaka kontrolü yapar mısın aracı? Tabii. Arkadaki arkadaş. Kuzey'in araç. Arkamızda. Kendisi derin düşüncelerde. Memurum bir şey soracağım. Helikopter ehliyeti ne kadardı? Tahminimce 50 bin dolar olabilir. 50 bin hatırlamıyorum ki. Şeye gidip bakabilirsin bizim. Direkt girişte lisanslarla ilgilenen bir memur var. Ona sorabilirsin. Ben bugün asker abilerle tanıştım da. Asker abilerle mi? Binama sürme dediler helikopteri. Efendim. Durum nedir? Kime kayıtlı? Kuzey Ali Tekinoğlu sigortası efendim? Da var. Tamamdır. Kuzey. Efendim abi. Kapı falan lazım olur. Tamam. Onu bir halledin. Abi param yok ki ama ettiririm ya. Bu araba var ama paran yok ha.
Abi kapısı İnandırıcı gelmedi. Vallahi bir şey değil mi? Kapısı çok pahalı öyle deme ya. Anladım. Peki Scott niye bu kadar hızlısın şehir içerisinde? Ya bir hata yaptım. Telefonla konuşuyordum. Hı hı. Bir de biraz dalgınım o yüzden. Özür dilerim. Anladım. Bu konuyla alakalı seni uyarıyorum. Bir gün olsun bir daha çevirirsen ceza yersin. Tamam. Çakarlarım kapanınca devam edebilirsin. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Sen de anlayışlı olursan yemezsin. Bu Scott'a şey yapabilir misin? Tabii. Tarih ve saati belirleyip. Hemen yapıyorum yüzbaşım. Scott Lewis değil mi? Doğru. Kontrolsüz araçtan mı yüksek hızdan mı? Kontrolsüz araç. Tavuk ışınlandı ya. Ne gidiyordu öyle yetişemedik. Fosfor 8 verebilir miyim? Verebilirsin. Adım 55-10-08. Evet, nerede kalmıştım? Ne diyordum? Panik şeyinde. Onun dışında bazı durumlarda arabayı sürerken dikkat etmen gereken şeyler var. Ne bileyim artık ince ayrıntılar tabi bunlar biraz. Muhtemelen heyecanını yenebilirsen zaten çoğu şeyi halledersin diye düşünüyorum. Bir kere bizim bu devriye aracımızı Buffalo'yu sürerken daha rahat edebileceğin birkaç mevzudan bahsedeyim sana. Bu arabanın freni açıkçası çok iyi değil. O yüzden mesafeni koruman gerekiyor. Zaten bunu sana söylemiştim. Dönüşlerde ise daha çok karşındaki arabayla mesafeyi koruduğun için onun daha önce gireceği yerleri görüp bir nevi frenini ona göre koyup dönüşlerde arabanın götünü salmaması için bir nevi virajın çıkışında gaz vermen gerekiyor. Yani nasıl örnek vereyim? Mesela şu anda gidiyorum, tamam mı? Ben tam virajda dönmeye çalışsam freni koyup araba götü salar ve hız kaybedersin. Senden aslında istediğim şey şu. Mesela sen aslında buradayken karşında kovaladığın adamın sağ mı veyahut da sola mı döneceğini şu andan itibaren anlıyorsun. Evet. Bir koyacağın mesafe orası gibi. Yani şu dur tabelanın falan orada olacak adam. O yüzden senden istediğim şey şu. Arabayla gidiyorsun diyelim sağa döndü. Sen daha önceden frenini koyup arabaya yön verdikten sonra gaz açman gerekiyor. Bu sayede araba göt atmaz. Aslında daha avantajlı mantıken baktığında da. Yani çünkü arabanın bir nevi kullanış tarzı böyle. Böyle daha çok verim alırsın. Yani senin yaptığın hatalardan biri arabayla gidiyorsun. Örnek veriyorum işte sola girmen gerekiyor. Gaz vere vere dönüyorsun. Sonra freni bir koyuyorsun. Araba hem tekerden kilitleniyor. Hem dönüşlerin zayıflıyor hem de göt atmaya başlıyor. Yani gidiyorsun sola mı döneceksin? Koy freni, dön, çıkarken gaz aç. Açıyı da daha rahat verirsin. Yani şu olmaz, anladın mı? Ya dediğimi uygulayınca biraz şeyi anlayacaksın. Mesela gidiyorsun böyle. Hiçbir sorun yok. Sağa döneceksin mesela. Bak gaz kesmeden dönersen hem hız kaybedersin hem açın daralır böyle. Yani istediğin gibi arabaya yön veremezsin. Gittiğin noktada bak freni koydun. Şu an araba tamamen sende bak. Gaz açmazsan. Ne kadar çok daha çok dönüyor. Ben şu arkada arabayı çarptığımda tamamen gaz vererek döndüm. Ve teker kilitlendi yani. Yani dönüş açın yarıdan yarıya fark ediyor. Dönerken hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Anladım.
Gidiyorum mesela sağa döndü adam. Gazdan ayağımı çektim. Baktım hani fren atmama gerek yok yani. Fren basarsam gereksiz hız kaybedeceğim. Ne yapıyorum? Ayağımı gazdan çekiyorum mesela. Ya gittim ayağımı gazdan çektim. Döndüm. Artık döndüm virajı. Gaz verebilirim. Yani gaz vererek viraj alma gibi bir şey yok. Boştayken dönüyorsun. Mesela sağa döneceksin. Biraz fren koydum. Bak döndüm. Viraj çıkışında gazı açtım. Yani şöyle mesela her şeyi böyle birbiriyle karıştıran polis memurları var mesela. Fren basıyor, gaza basıyor. Hem arabanın götü atıyor, hem hız kaybediyorsun. Hem dönüşün açın daralıyor. Ya sakin olacaksın. Hepsi basit kontrollü. Biliyorsun mesela sağa döneceksin, hızlandın artık. Biraz boşta. Bak, arabayı bıraktım. Zaten şey motor sesinden anlarsın yani. Çok az fren koydum. Açımı aldım, devam ediyorum. Olabildiğince bu arada eğer ki yol genişse onu değerlendir. Geniş alabilirsin yani olabildiğince. Arabayı ne kadar dar açıdan döndürürsen o kadar çok hız kaybedersin. Baktın yol büyük, geniş, tamam mı? Olabildiğince geniş dön. Edim 25 koduydu. Bak gördün mü nerelerden dönüyorum. Bak gazdan hep böyle ayağımı çekiyorum. Şu an fren kullanmıyorum mesela. Viraja girerken böyle hafif gazdan ayağımı çekiyorum. Bak hiç viraj kullanmıyorum, fren kullanmıyorum. Ama viraja girerken ayağımı gazdan çekiyorum. Bir rahat dönebileyim diye. Araba mesela götü saldı mı? Bak şu oluyor mu bak? Fark ettin mi onu? Böyle hafif kaymaya başlıyor götü. Onu yaptığı anda direkt gaza oturuyorum, toparlıyor. Arabanın götü saldığı zaman toparlarsın. Toparlamak sıkıntı değil. Burada önemli olan hız kaybetmemek. Dene bakayım. Tamam. Dediklerimi. 113 Ankara 2. Şaka Bey görüşürüz. Dikkat et kendine. Her şeyi aynı anda yapmana gerek yok. Bir kere sakin ol. Arabayı tanıman lazım öncelikle. Eğer ki döndüğün virajda geniş bir açı varsa olabildiğince genişten alabilirsin. Hız kaybetmek adına viraj dönerken. Eğer ki darsa tabii ki de freni olabildiğince koyup döndürmen gerekiyor arabana. Ama aklında şu bulunsun. Dönmek istediğin yöne dönene kadar, arabanın burnunu oraya döndürene kadar ya ayağını gazdan çek ya da fren kullan. Virajı döndükten sonra artık evet yani ben o virajı döndüm. Yani araba artık o viraja girdi diyorsan o zaman gaz açabilirsin. Anladım. Şimdi deneyeceğim tekrar. Daha nasıl anlatabilirdim rol içerisinde bilmiyorum chat bu arada. Ne diyorsunuz? Ya chat'e bakmadım yani siz anlayabildiniz mi? Yaptıkların doğru mu yanlış mı? Dur bakalım biraz. Tamam. Çok fren yapıyor bak dur. Yeryüzünden durdum. Eyvallah, let's go. Fren pedalıyla niye bu kadar çok oynaşıyorsun? Hiç frene basmıyorum ki şu an. Boştayken döndürmeye çalışıyorum. Yani frene basınca zaten şey hani basınca anlıyorsunuzdur zaten. Şu çok böyle hafif hafif basmadın mı daha demin? Evet az önce bastım. 115, sonunda basmadım ama son iki şeyden. 140, 142.
Şimdi mesela sanki çok yavaşıyormuşum gibime geliyor dönerken. Bunu ayarlayabilsem. Yani fazla fren yapıyorsun. Yola göre. Bu doğru oldu mu? Hayır, daha geniş alabilirdin. Yani şunu değerlendirmen gerekiyor. Şu anda sürdüğüm arabanın hızı bu. Ve ben döneceğim yolda eğer ki açı varsa olabildiğince geniş döneyim ki hızım düşmesin. Mesela. Mesela. Kötü mü? Hani mesela daha demin diyelim buradan döndüm ve adam sağ tarafta kaldı. Senin soldan gitmen dezavantaj değil. Yani bundan çekinmene şey gerek yok. Şey, evet, gelişim anladım. Önceden karar vereyim, önce döneceğim. Kötü mü dönme oldu bu? Yok, iyiydi. Şerifini bastım. Tamam. Ya yavaş yavaş zaten artık onu hani kafanda direkt belirleyeceksin yani. Peki ben şimdi aracım yok ya. Böyle çok erkenden şey yapsam boşta kullanma iznim var mı? Verebilir misiniz? Şey boş alanlarda, havaalanında ya da işte olur, 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 olur. Çok teşekkür ederim. Acayip heyecanlı. Evet. Bunu kötü yaptım. Evet evet, çatışması çok iyi mesela. Bence roldi. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekte de çok heyecanlı bence. Çok mu kötüydü bu? Yo. Cidden dediklerinizi uygulamaya çalışıyorum bu arada. Beni sizi yorduğum için özür dilerim. Niye özür diliyorsun? Sizi şey... Üstürüyorum ya o yüzden. Sen niye benim yanımdasın? Öyle evet ama hani mesela diğer trainler daha iyi ya araba kullanmakta, o yüzden hani... Her şey araba kullanmak değil ki. Ona bakarsan sen de iyi silah tutuyorsun mesela gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim. Uniform'u parmak... Her şey onu çözeseydi. Ya her şey araba kullanmak değil çünkü. Teşekkür ederim bu arada, çok sağ olun. Rica ederim, biraz alış bakalım. Kadar şık giyin yok yani. Çok farklı bir efendim. Hoş geldiniz. Başım. Hoş geldiniz başım. Hoş bulduk. Ne oldu? Yunus? Yanlış bir şey söylemedi. Keyfi bozulmasın bu deya doğru. Ya. Yok yok, rahatsız olma. Bir kahve falan geçseniz oğlum çocuğa. Getireyim mi? Bak işte. Yok. Yorulmasın. Ha. Mecaze. Evet, ne haber, nasıl gidiyor? İyi gidiyor efendim. Teşekkür ederim sorduğunuz için. Nasıl gidiyor? İyi diyelim, iyi olsun. Kaptanım. Olsun olsun. En son kasiyerde bittiniz ama ne oldu? Ha, ben kötü kullandığım için kaybettik o yüzden. Yaptın mobbing yüzünden böyle bu arada bu kız. Ben bir şey yapmadım yemin, araba bile sürükmedim ben.
Ben o kadar kötüydü diyorsun yani. Kullandırdım. Yo hayır. Özellikle abi, verdim. Kullanmanı görmediğim için kendisine sordum. Dedi ki 30 Zed, senden de kötüsünü bulduk lan. Efendim ben göstermeye çalıştım. Yardım etmeye çalışmadım mıydı ben sana? Evet, verdim. Ben hep verdim. Halkım var. Ben hep medyaya yardımcı olmaya çalıştım o konuda. Evet, sıra çek muhtaş. Gururumu okşandı o FTO. Ne oldu? Bir ay oldu bugün. Ama bak medyada şöyle bir sıkıntı var. Çok heyecan yapıyor. Yani aşırı heyecan yapıyor. Balkonda nasıl bir sıkıntı var? Fire çakmak taş işte. Nasıl yani? Taş devri. Arap ayağıyla mı kullanıyor? Keşke ayağıyla kullanıyor. Daha... Balkon önünü göremiyor o zaman. Doğru mu anladım? Evet, evet doğru. Ama daha iyiyim. FTO'm artık. Ne diyorsun ya? Çağ atladık diyor ne? Öyle oldu yüzbaşım biraz. Güzel güzel. Haa çok yoğun değil mi Jacob? Yoğun yoğun ya. Ooo Jacob'a bir kitle bakalım yani, buraya. Bir 7.55 gider bir de üstüne 25 gider. Olmaz Jacob'u vurursunuz ben de kurtulurum. Hadi gidelim ama. Nerede bu şehir dışında mı yine? Bakmadım bakayım. Yo el ranço şu hemen departmanız. Kolayla gideyim bakayım ya bayağıdır sürüyorum. Meşgul aldım kendimi. Onu iyi dedin işte. Ya bu konuda iyisin. Yok ben şey hani siz direkt araba ay. Yok dedim hani direkt araba şey yaptınız ya. Unutma ihtimalinizi karşı öyle söylüyorum. İşte mesela bunu hatırlama konusunda iyisin. Bir kere azar yedim bu yüzden. Hoş geldiniz. Bir kere unutmuştum o yüzden. Telsiz bakıyorum. Bak bakalım. Evet, telsiz ikiyiz. Burada Victor 1 mi 2 mi? Bilmem. Onları hep size bırakıyor o yüzden. Onlar belirlesin söyle. Tamamdır. Dolu. Abi sen bayağı da tuvalete git. Ben 2 dakika git gel. Gerek yok ya. Şu an iyi durumdayım. Bir sıkıntı olursa yine haber veririm. İki, 205'i. İçiyorum ama ya. İçeride. Beybile de duydun oğlum adam içeride. Ne çıktı lan bize de söyle. Merhaba. Merhaba merhaba. Nasıl şarkı ayarlayalım. Sevinç kaynağı nedir? Bu sevinç kaynağı. Evet. Bir şey değil. İçeride bir beybile gibi dönüyordun. Abi desin dönüşleri falan korkmadan yaz. Ya bakacağız işte ya bunu tam çalışsın biraz toparlar diye düşünüyorum. Bari şovunu gel burada yap. Gelirim. Yok siz kapıya yaklaşın isterseniz. Niye? Sunucunun ismini bulamadım neydi ismi? Kref. Ünlem sorunu yazarsan Discord adresine ulaşabilirsin. Açık hava bozar ya. Ya niye bozsun ya? Hadi Seven Sharp izlememiş yeni nesil izleyicidir. Olabilir bu arada. Korkmana bir şey yap. Ege dersen aleykümselam. Yapmış kurt kaldı mı? Yapacak bir şey yok. Yani VPN ile de olsa kullanıyoruz yani kullanmak zorundayız. Server komutunda link çalışmıyor. Evet. Nasıl çalışmıyor ya? Ya ne yapacağım? Gel gel. Ne kadar kaldı? Adam sana sürpriz dedi. Dedik. Bir şey dedi işte. Aa telefon. Baba telefonu. Allah'ın ortasına geliyor ha.
Oo, ah, kapat telefonu. 1, 2, 3. Hollanda'dan selamlar, aleykümselam. Rerep'i URL'si başkası almış gibi. Yo, bizde hala. Evet, adın ne? Discord alternatif uygulama var mı? Var da yani işte. Ne kullanalım? Göre bana. Bu memur ya Kaan, yani o kadar da sanmıyorum ya. Ya arık. Ne çıktı? Çıktı. Yine yüzbaşım geldi ya. Evet. Yüzbaşım. Efendim? Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ ol sen. Ne yapıyorsun? İyi ben de. Umarım aracı hanımefendi sürüyordur. Enerjik ya. Efendim? Siz mi sürüyorsunuz arabayı? Ya. Ben sürmüyorum beyefendim. Sen sür. Ya ben sürürsem yanlışlıkla kazaya sebep olurum, sen size bir şey olur. Yok, bana hiçbir şey olmaz. Hadi sen kazaya. Ne kadar düşünceli bir memur. Memurlarım var. Hani onlar devam eder. İki arabasınız, gerek yok. Yok, ben kullanırsam değil mi? Yanlışlıkla böyle kırmızı arabanın arkasına böyle PIT işlemi bir... Racı, siz çok teşekkür ederim, sağ olasın. Discord'a gelip durdurak kısmından bakabilirsin. Yüzbaşımız viski tek attı, araba süremez. A, viski içmiyor yüzbaşım. Ne içiyor? Alkolsüz kokteyl. Alkolsüz kokteyl içiyor. Hiç bize denk gelmedi o alkolsüzler. Neyse, çıkabilir miyiz? Bilmem, çıkabilir misiniz? Bence çıkabiliriz. Bence de. Biz hazırız. Telsizden sorar mısınız telsiz 2'ye? Ben bildiğim şu an. Aha. Beklemede kalın. Çıkış verebilirsiniz. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Tren sesi. Edim 55, Edim 25, 10.80, tek 2. İşte Edim 50'nin soygucusundan yediğim laflara bakın yüzbaşım. Evet, artık bunu toparlaman gerekiyor. Fena grup metiniz ya. Bu lafları yedirmen lazım millete. Siz rahatlıkla kalın, ben bunu şeyim alacağım. Düzelteceğim ben bunu. Tamam kanki, rahatta kalırım ben, merak etme. Hayır, çok özür dilerim. Ya yüzbaşım, siz ne kadar zor buluyorsunuz. Sonra diyorsun ki aaa. Beyefendi ne oldu, iyi misiniz? İçtim. Çok kolay. Ya, çok tamam, o kadar laf soktunuz bak. kadın diye yani. Abi bir de siz mi kullanıldınız beyefendi? Biz bir şey yaptık mı acaba? Arkadaşlar bir şey yapmadık. Ne yaptınız? Ben görmedim hiçbir şey. Ne oldu? Yani biz duruyorduk çünkü. Duruyorduk sadece. Hadi bir doktor çağıralım. Anahtar verdikten anahtar verdiğiniz bir yer birazcık sıkıntılı değil mi? Çağırıyoruz. Evet. Çünkü araba bozuldu da. Tamam, yapacak bir şey. Çok geçmiş olsun arkadaşlar. Şuraya bakmayın. Siz gelin bakalım arkadaşlar bir benimle. Jacob, yolda araç bırakmayalım. Tamam. Bir kimlikleri görebilir miyim arkadaşlar? Tabii. Cengiz Arslan, doğru muyum? Evet. Neden her olaydan ben size denk geliyorum? Jimmy. Tamamdır arkadaşlar. Bu tarz olayları birazcık daha yol ya burası hani. Evet. Kusura bakmayın. Lütfen. Arabalarınızı çekin. Lütfen devam edin. Şu araba bizim değil. Hangisi? Kaldırımdaki değil mi? Tamamdır. Evet. Şu araba bir çıksın şuradan da. Şoförü koltuğuna geçemiyorum. Doktor çağırdın mı beni? Efendim, çok o kadar çok geçmiş olsun ki yani üzüntüden şu an mahvoluyorum. Beyaz, özellikle beyaz. Medi uzatma Medi. Geçti. Alayım mı? Alın hocam. Hadi bakalım kendileri.
Kaptanım, biz ilgileniriz. Tamamdır. Seri falan aranmadı muhtemelen sizde ama. Tamamdır. Hallederiz aslında. Kaptanım, indirim yapalım mı? Yüze kaçtık. Hocam kolay gelsin. İndirim yapalım mı diye sordular telsizden yüzbaşım. Çıktınız galiba. Jacob sana bırakıyorum. Hani bakarsın tamam, şeyleri iyi konuşurlarsa falan tedavi olunca, iletişimi iyi sağlarlarsa isterseniz yapın. Size kalmış. Şu arada çeker misin Mede? Tabii ya. Stanford. Telspire geçip 18 verebilirsin. Tabii, hemen yapıyorum. Adam 55, 10.08. Bu daha deminki muhabbetlerde bu kadar uzatma konuyu olur mu? Tabii haklısınız. Benim hatam orada. Yani arabadan indik bir kere, böyle bir güldük. Yeter. Yani niye kışkırtma çekiyorsun adamlara amına koyayım? Haklısınız yüzbaşım. Aynı sana yapılsa. Bir de polis memurusun. Üzerinde üniform var yani. Seninle bu konuyu ilk vezne ihbarında da konuşmuştuk. Buna dikkat et. Tamamdır. Bu tarz olaylarda ben bir polis memurunu gidip sürüşünü düzeltip ondan sonra bu herifi sesini beklerim. O zaman işte çok keyiflenirim, bilgin olsun. Haklısınız. Beni yani bir saniye kapa, hemen kapat yani, bir iki saniye ya şey verme, es verme. Meşgulsünüz diye şey yapmayayım diye kapa aradı, şey yaptım yani. Efendim? Ben iyilik de yaramıyor, ben ne yapacağımı da şaşırsana da şey diyorsun. Tabii. Yüzbaşım. Medyanınızda da medi hani sınav için uygun mu, yeterli mi? Onun notlarını biz kendimiz bilmiyoruz ya, o yüzden size sorayım dedim. Ona göre yarın sınavı alalım. Olabilir. Konuşuruz. Tamam, tamam. Tamam. Evet. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu ne oluyor burada? Kimin? Ya şu bisikleti kim koymuş buraya ya? Ama polisler ilgileniyorlar. Memurum. İlgileniyorum hemen. Kolay teşekkürler. Kolay gelsin. Sahip çıkabilir misin yenge mobilete? Kolay gelsin. Tamam. Allah razı olsun. Ooo Niko! Bu bisikletin sahibi var mı? Var. Yalan söyleme. Benim işte. Hadi oradan be. Ya hadi biz gidiyoruz. Yenge, motor sana emanet. Allah'a emanet olun. Hadi bakalım. Gidelim çöpçülüğe. Hadi bakalım. Yalnız da bir şey var ama. Ne var ayağımda? Şey biz başa bisiklet sürdüren hayat şey bizim anamızı siker. Çöpçüler işini yapmıyor galiba. Yo, ben bir şey göremedim. Oo, benim gözüme öyle geldi. Nasılsınız memurum, iyi misiniz? İyi, sağ ol. Senden ne haber? Teşekkür ederim memurum. Sizi gördüm. Daha iyi oldu. Bazı memurlarımızın aksine. Niye? Ne yaşadın? Bir şey yaşadım. Ay, kapandı konu artık. Ben kıskanıyorum, evet, bakmayacağım. Ne haber güzelim? İyidir balım. Senin ne haber? İyi, ne olsun. Pek mi çıkıyorsunuz artık? Yok, hayır. Yüzbaşıyım. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkürler size de.
Adamın kaskı ne güzel parlıyor lan. Merhaba merhaba. Pardon, burada yok da. Or, çok tam geldim adam. De biz yine gidiyoruz ihbara. Haberleşiriz yine güzelim, tamam mı? Yok mu seninkiler? Yok. Mekanik deneyiz. Ha, burada değiller. Okay. Çöp nerede oğlum hani? Yok. Tamam. Hadi görüşürüz güzelim. Dikkat et kendine. Niko'yu mu diyorsun? Bay bay. Bay bay. Çözel. Niko. Yüzbaşı. Efendim. Gelir misiniz? Memurum bu arkadaş sizden çekiliyormuş. Bayağı bir şeymiş. Öyle bir size gergin var. Diyorlar. Asabi diyorlar. Ben mi? Çok joplu adam dövdüğünüzü görmüşler yolun ortasında. Joplu adam yok. Öyle görmedim yok o şey yaptı. Onu yanlış görmüşsünüz ya, adamın gözünü oyuyordum orada tornavidayla. Hadi. İşte gördüğün o kadar. Şimdi daha çok çekineceğim ben. Hayır hayır o şekilde değil. Bak sen şimdi şaka yaptın. Memurum siz onu bir anlat. İyi polis kötü polisteki kötü polissiniz değil mi? Yok arkadaşlar ben olması gereken bir polis olduğumu düşünüyorum. Yani yerine göre. Şikayet et. Bak Steven'a sorun beni iyi bilir. Çok iyi bir insan. Nasıl birisi Steven? Ben bunu bir şey soracağım ama yanlış anlamayın. Zor olmuyor mu? Ne için? Yürümek. Nasıl yani? Oğlum normal insan niye yürüyemez? Abi şikayet etsene sen şimdi artık. Ne? Şikayet etsem de bir şey değişmeyecek ki. Bok değişmeyecek abi. Şikayet etmeden nereden bileceğim? Denedim bir tane adam varmış. O adam haksız ceza yazdığını düşünüyormuş bu abi. $4 ne ama? $4,000 ceza yazılır. Ya ödedik artık, yapacak bir şey yok. Ödedikten sonra yine şikayet edebiliyor muyuz memurum? Yani edebilirsin tabii ki de. Hakkını arayabilirsin. Memurum bir şansımı da sizde deneyeyim. Biz bir memuruma şey yapmıştım, şikayet etmiştim ama bir işe yaradı. Hangi memuruna şikayet ettin durumu? Hatırlıyor musun? Böyle saçı 3 numara böyle birisiydi. Biraz oturun sizden yorulmuş geçsiniz. Bilmiyorum. Siyahi mi? Yok beyaz. Kolunda şey var mı? Dedim ya tam şey yapmıyorum. Neyse ben size açıklayayım memurum. Siz kendinize göre... Şöyle bir şey yapsak olur mu? Ben neredeyse benden sonra en yetkili adamı sana çağırayım. Çünkü benim bir ihbara gitmem gerekiyor. Memurum, bir konuyu anlat. Yapmayalım. Yani niye? Çok uzayacak. Ben artık böyle çok uzamasını... Yoo hayır yani. Bak yanlış bir şey varsa ben düzeltmek isterim. O yüzden diyorum. Ha, peki memurum sizi bekleyebilir miyim? Sağ ol sana da. Mark son sıfırda gitsin. Oğlum lan. Teyzeye gelir misin? Medi vezneye geçti yapalım mı? Baksana bir. Bakayım. Merhabalar. Şu an Medi orada. Yüzbaşı tamam, saç okay. Bir birim var. Memurum bir şey diyeceğim. Ben müzisyenim bu arada. Az önce hanımefendiyle konuştuk. Adınız neydi yenge? Hatırlayamıyorum. Lili. Ben Lili. Yüzbaşım. Lili yengeyle konuştuk da bir yer açılışı falan olduğu zaman canlı müzik yapabilirim. Onu diyecektim size. Niko demeyelim yine sana. Stiliniz mi değişti sizin ya? Yo. Değişmedi. Bana öyle geldi de tamam. Çok uzun zamandır aynen. Böyle. Yani değişeli bayağı oldu diyeyim. 2 ay oldu mu? Daha fazla. Ha, tamam. Bana bir farklı Omega edim yemeyelim. Yok yok. Kolay gelsin. Teşekkürler. Dolar arasında benim memuru buraya mı çağırdınız? Amirim. Hayır. Yok, yok tamam. Ceza kesen memurun ismini biliyorum. Unutacağımı pek zannetmiyorum. Beyefendinin bu konuyu bir anlatması için ben sonra en yetkili memuru çağırdım. Bölge ambulans çağırdı. Tamam memurum. Ya inşallah düzelir diyelim. Ya bakalım işte bir dinleyelim şey yapar. Tamam. Ya aslında özet geçmek gerekirse birazcık memurum şu şekilde. Hani $4,000 ceza aldım ve $4,000 da bayağı böyle farklı şeyleri vardı böyle. Hani tek bir kategori içerisinde. Buyurun yüzbaşım. Bekliyorum seni. Veznedeyim. Veznede miyim ben sence? Vezneye gel dediniz. Grazy'ye gel dedim. Ha Grazy pardon özür diliyorum geliyorum. Ben evet. Vezne anladım tamam. Dinliyorum ben seni bu arada bir yandan. Ha telefonu açtınız da o yüzden. Yok sorun yok. Tek bir kategori içerisinde evet bir suç işlemiş olabilirim de birkaç tane olunca ister istemez o arkadaşımın bu. Ha. İster istemez bir şey oldu yani. Polise hatta bir gerginlik söz konusu oldu. Belki o yüzden de yazmış olabilir. Bezne mi dedim hani adama? Şöyle söyleyeyim araç... Hayır oğlum Grizz dedim. Medya dedim bezneye adam geçti mi diye. Bunun içerisinde dur ihtarı da eklendi. Dur ihtarı $1,500. Zaten çaldığım aracın niye dur ihtarı olmasına rağmen böyle yerimde durayım ki? Kaçmam gerekiyor yani mantıken. Korkuyorum çünkü. Ceza yemek istemiyorum en başta. Edim Mehmet 10-20 altı. Tamam bu konuyu da... bir komple bir değerlendirelim bizim tarafta da kim yapmışsa. Tamam. Markus beyefendinin bir şeyi var.
şikayeti var. Yediği bir ceza ile alakalı. Tamam. Onu bir dinleyip not alır mısın? Sonra bir ilgilenelim. Tamam. Ben ilgileniyorum. İsterseniz bazı ihbara geçiyoruz. Ben şuraya doğru görüşürüz gidelim. Görüşürüz bir tanem. Görüşürüz canım. Ben gitmiştim ya 105 Meritim Aleker. Chat Buffalo mu? Mustang mi? Tarafını seç. Mustang. Peki. İsti. Bak yine bana Papara'dan bildirim geliyor. Neymiş bildirim? Ben okuyorum. Damon sana seni destek 50 TL desteklemek istedi. Bu işlem birlikte hesabında limit aşımı olduğu için gerçekleştirilemedi. Abicim bak. Papara güzel bak bir tane derim. Abicim siz yayıncı hesabı yok yayıncı destekle diye bir buton oluşturmuşsunuz tamam mı? Ama hesabınızdaki transfer limiti olayı olan bu aylık artık 10 mu 30 mu her nepsi kimse bunu bu hesaba tanımlamışsınız. Ulan ayın 30 günü her gün bir kişiden donate alsam bu hakkım donuyor zaten benim. Kendinizi meşgul aldınız mı? Çoktan. Hıptım. Bu nasıl bir mantık yani? 17 şans sağlıyoruz. 105'im hat 2. Edim 55. Bilginiz olsun. 10-0'dan. Ha, siz kim? Kes sağlıyorum. Başıyla bir şey konuşacağım. 105'im. Hattayım. Rehine Kings'de. Yani. Ekstra bir bilgi dur taşak geçeyim şuradan bir bekle. Ben şey olarak söylüyorum. Rehine bilgisi artı bilgi olarak söylüyorum. Ve ekstra bir lan? Bilgi. Abla kaçırıldım. O an cevap veremedim. Bir dakika kocana ifade vereceğim. Arayacağım. Silahlar ve telsizli iletişimleri nasıl? Evet dinliyorum. Seni mi kaçırdılar? Evet ya. Bir kişi de çok konuşuyor diye bırakmadılar mı? Konuşmadım. Korktum bu sefer çıkmış. Silahı tuttu kafamı. Hayret. Yoksa konuşacaktım. Var mı bir şeyler? Ne bileyim bir telsizle konuştular mı? Bir isim var mı? Güzel bir... Ben onlarla konuşamadım ki korkuttu ya. Korktum şöyle silah tuttum ya kafamı ne diyeyim şimdi. Ben de bekledim. Belki dedim, sessiz sakin aralarında durursun. Bir şey söylerler dalgınlıklarına gelir falan. Hiçbir şey demediler. Hiç onlarla yemedi mi? Bir yemleseydin geldi. Bir konuşsaydın. Ha oldu kafama sıksın sonra ne yapıyorsun? Ya hayır be canım. Ağzımı açma. Yok. Benim canım tatlı. Biz değil tamam bizim de var illegal yanlarımız yaptık çıktık da o kadar değil. Silahsız adamı küfredebilirim de buna yapamam. O kadar diyorsun ya. Ben o kadar. Boş. Ama bana çok iyi davrandılar yani. İyi insanlara benziyorlardı bir an için. Sonra banka soymaya gelince şüphe et. Peki. Şöyle düşün, üstümdeki kargo paramı bile almadılar. Tanrı razı olsun, çok korktum kaybedeceğim paramı diye. O zaman iyi niyetlilermiş. Evet işte o yüzden ben bankaya tamam, gelmedim. Bizimle alakalı bir info çıkmadı. Otobotlar hakkında bir şey var mı? Nasıl ha? Durumu gayet iyi bir şey yok. Ha iyiler mi? Sıkıntı yok mu hocam? İyi, iyi sıkıntı yok. Tamam. Ya, Optimus Prime'a diyormuş. Ben de diyorum ne diyor ya? Sana diyorum be. Ne oğlum adamın geleceği için önemli bu. Otobotlar iyidir herhalde. Ne bileyim ben Transformers'ı çizemedim. Gizli göre. O zaman hoşça kalın. Kapı araçta yerini al. Hoşça kalın. O zaman gidelim. Arkadaşlar aracınızın başına geçin. Victor 1 mi kim? 105'im 1 siz olursanız.
Nasıl istersen. Tamamdır, biz ikiyiz. İstediğiniz zaman söyleyin, tersten çıkışlarını vereyim. Ben çıkış izni veriyorum o zaman. Pit izni Medi'de. Veriliyor şu an. Tamam, pit izni Medi'de. Victor Briz. Hazır mısınız siz? Tempor. Çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar. Victor hazır. Pit izni aldım. Uzak backup hazır mısın? Şarkı sesi iyi mi? Sağ döndü, size doğru. Sol. Tekrar sola. Tekrar sol. Dönüyoruz şu an. Dönemiyorum, gel al. Tamponum sürttü, çıkamadım oradan. Sağdan alabilirim Victor 1'e. Sola yapışıyorum. Kaza yaptı. Sen yukarıda kal, yukarı çıkıyor. Ben gelemedim. Tamam, bire. Güzel. Burada doğru ilerleyelim. Sağa döndük. İnşaatın yanındayız. Girmedik. Önümüzü görmek çok güzel. Kızın yanındaki otoparkta. Soldan geliyor. Otoparka doğru çıkarken alacağım, bilginiz olsun.
galeri. SS'e giriyor. Mekanik. Sağ yaptık. Tekrar sağ. Kör önümüzde. Yani şimdi çok böyle. Crazy'ye doğru gidiyor. Forum Drive. Forum Drive and Skate Park. Basket sahası. Kuvaya doğru gidiyor. Buradan sağ. Diyorsunuz mu lan siz? Ufak bir kaza yaptık be. Ufak mı? Bir de bize çarptılar ya. Bu kadar kaçtıysa bence tutmazlar diye düşünüyorum. Muhtemelen. Bilmiyorum. Doğru mu düşünüyorum ama. Son çağrı belki şey düşünüyorlardır. PIT izninden sonrasını belki. Hayveye gittik. Bir atlayacak gibi. Bir atlayacak mı bilmiyorum. İnerse bir körük olarak aldım.
oluyor? Bilmiyorum ki. Ben kaldım böyle. Bana vursana arkadan. Vurma. Düzelme. Buraya çıkmaya çalış tek tekerini çıkartıp. Sağ tarafa. Neymiş ama yani. Anasının amıymış ya. Alıyorum ben bunu ya. Ola döneceğim yavaştan. Geldi mi izin? Yok. Ben bana geldi izin. Gelmiş. Neler deniyorsunuz amına koyayım ya. Aşağıdan devam edebilirsen güzel olur. Atlamadı. Hava alanına doğru devam ediyoruz otobandan. Henüz. Sağa döndük aşağıya. Grazy'nin yanındayız. Attention all units. Los Santos Polis Departmanı konuşuyor. Durdurmazsan gayet işlem uygulanacak. Herce bozuldu. Beyazdayım ben. Ben de. Dedi eğer ki mesafem varsa uyarıp müdahale edebilirsin. Pit izimiz gelmişti zaten. Silah var mı onda Medi? Can arıyorum. Ya artık gelmeyin ya şu arabalar bana. Yüzbaşındasın bana niye soruyorsun? Dışarısı para yok. Yüzbaşım. Silah? Silah ve mermi aldım. Tamam for. Buraya gidebiliriz bu arada. Sota gelecek olan var mı? Mark ne durumdasınız? Yani olduğumuz yerde dönüyoruz şu anda. Arkanızda Rafa var. Aynı yerde dönüyoruz şu anda. Biriniz gelse alacağız. Yetiş abi geliyorum. 105'im. Görüşüm var. Yaklaşıyorum 105'im. Çıkıyor. Ne oluyor oğlum? 10.76 sağlıyorum. Biraz yaralı. Olumsuz. Bekle. Gelmeyeyim mi? Anlayamadım. Biraz yaralı mı? Olumlu. Geçiş sağlayabilirsin. Ben araçlarını kontrol ettikten sonra geliyorum bölgeye. Aracın torpidosunda bir şey yoktu. Bagajı kapalıydı. Bilmem de kim var?
Yanıma gelen memur? Ben varım yüzbaşım. Bir okay. Doktor çağırsana. Evet oraya. Yakın backup hattan ayrılıyor. Uzak backup ayrılıyor. Feyz alın. Sıfırdır markette var. Benim sağ klik böyle basılı falan kaldı. Garip şeyler oldu bu arada. İki kere atladım, bir şeyler oldu. Arkaya gel. Uçum ambulans çağırdım, geliyorlar. Araçla gelmedin mi? Ha, oradan, oradan. Yok, araçsız geldim. Foxtrot şekilde geldim. Uçum, o yüzden biraz geç kaldım. Köpeğe sınmıştı valla. Dostum yaşıyor musun? Hop. Afer bir ilk yardım uygulasana. Temfır. Yüzmüş. Hocam kovalama da Alp geldi. Ulan Alp geliyor sürekli, yakalayamıyorum. Alp burada mı şu an? Tam öyle bir yerlerde geliyor ki. İyimisi bağlandık mı yüzmüşüm? İyimisin. Alp'im hoş geldin. Yoksa ben bağlanayım mı? Çağırdım ambulans, bağlandı. Ne haber, nasıl gidiyor? PKT toplu geçiş mi yoksa daha önceden var mıydın ya sen bu tarafta? Daha yayını açmadım, toplu geçtik. İyi hadi bakalım, hayırlı olsun. Çok geç kaldınız abi. Ben bile geç kaldıysam sizi düşünemiyorum. Kazası mı? Yok hocam. Suda hadi boğulma. Hocam. Geç gelmek iyidir dediler. Yok abi ya. İçinin bilinci yerinde mi? Adam nereden nereye koşuyor? Nasıl uzak olacak? Buradayım hocam, buradayım. Duyabiliyorum. Tamam. Tamam. Travis Scott mı var? Burak konuşma, ne? Kalkarsam. Amına koyayım, ben ne yaptım? Bana niye sövüneyim ne? Sen sürüyordun lan. Hey hey. Lavaba bak ya. Asıl benim sinirli olmam lazım bu durumda. Bike aydını girdiriyorum yüzbaşım. Tamam. Yüzbaşım, sizin bankayı bir tek kurcalamış olabiliriz ya. Nasıl yani? Elimiz kaydı galiba. Bilmiyorum. Markov isim de aynısını yapmış yüzbaşım. Şahsın isimleri belli mi? Olumsuz, ben şahsım kimliğini kontrol etmedim hem. Valla Mark Officer'ın bir araştırmalı bence ya, o banka neymiş öyle. Biz bu arkadaşı alıyoruz bu arada hücreye, Mark siz onu getirirsiniz. Anlaşıldı, hastanede. Üstü aranmadı. Kimliğini öğrenip şimdi söyleyeceğim size Officer'ım. Burak 2. Sen Rafa iyi dinle tersi. Gel Burak. Medi bir eşlik et bura. Tabii. Efendi kolunuzu girebilir miyim? Yo, ben yürüyebilirim isterseniz. Bismillah, çok teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Teşekkür ederim. Ha, sordun ha. Girebilir miyim deyip girmek de iyiymiş. Yani hayır desem girecek miydiniz? Yani değişen bir şey olmayacak demek ki. Soruyoruz işte. Opsiyonel bir soruymuş. Aksat nazik olmak ha. Olay kaydını kim hazırlıyor? Telefonunuzdan. Zafer. Abi. Onu neden sormadınız?
Rafael hazırlıyor yüzbaşım. Şahısın ismi Burak Ekici. Senfor. Medi şimdilik değil bu arada. Hapis cezası olan herkesin telefonu alınıyor. X. Tamamdır. Nasıl tamam? Oh, bir saat oldu, çıkabiliriz mesaiden ya. Çıkabiliriz. Burak Ekici. Çok şeften onay gelmesi lazım. Her info yanlış etti. Amına koyayım. Valla kaybolacak sonra ya. Uğraşmayayım. Tamamdır. Burak'ın eşyaları bende. Rafael. Hanımefendi. Hayır kızım, görüşürüz. Efendim beyefendi. Kimliğimi alabilir miyim? Valla kayboluyor sonra. Vereyim mi kimliğini yüzbaşım? Ver kimlik hani yani kimlik. Zaten neyse. Abi aşırı heyecanlı kız ya, ben anlamıyorum niye böyle. Depoya mepoya atıyorlar, kayboluyor, uğraşıyorum. Vers